Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Narin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin de diyenlere sesleniyorum. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın. Her zaman ne derler? Gelen gideni aratır. Geleni gideni aratmayın dedi. Şimdi asgari ücret geçen yıla bakıldığı oranla yüksek bir oran güzel bir oranda yüzde elli zam verildi. Genel başkanımızın daha önce önerisi oydu ama orada bir nokta koydu. Dedi ki evet biz yüzde elli istiyoruz ama alım gücü düştüğü için şu anda yüzde yetmiş olması daha iyi olur diyor. Çünkü neden? Açlık sınırının da üzeri yine altına düştü. Çünkü her geçen gün yükselen dolarla birlikte alım gücü de düştüğü için 4200 lira değil 5200 lira yapsanız yine vatandaşın alım gücü düşük. Dolayısıyla bu iki taraflı düşünülmesi gereken bir husus. Vatandaş alamıyor, 4200 lirayla geçinemiyor. İş verende 4200 liranın maliyeti 6500 lira diye bu sefer işçi çıkartma yoluna gidiyor. Bu e, hiçbir zaman doğru değil. Asgari ücret evet doğru. Alım gücü yüksek olsa 4200 lira iyi bir rakam ama şu anda yeterli değil. Genel başkanımızın söylemeye, söylemek istediği de budur. Şu an diyor ki tamam asgari ücret 4250 lira ama alım gücüne kadar vatandaşın markete gittiği zaman, sokağa çıktığı zaman, fırına gittiği zaman alım gücü ne kadar? Şimdi biz bunları felaket tellallığı yapanlar gibi konuşmuyoruz. Biz diyoruz ki çözüm önerileri var. Bu e, halkımızın bu durumdan çıkmasının çok kolay çözümleri var. E, efendim şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Stokçular evet var stokçular var ama bunu engelleyecek de devletimiz. E, neden stokçular e, meydana geldi? Neden stokçular oluştu? Çünkü güven ortamı yok ortada. Şimdi ben Bugün bir mal alımı yapacağım. Cebimdeki 100 lira sabah kalkıyorum olmuş 70 lira. E 70 lira dursun tamam diyorum. Ertesi gün kalkıyorum olmuş 50 lira. Yani bu ortamda vatandaş, esnaf, çalışan hiçbir kimse yarınını göremediği için hiçbir bu, bu sefer de stokçuluk yoluna gidiyor. Diyor ki ben malımı bari koruyayım da burada dursun. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Evet stokçulara en büyük cezalar verilsin. Bu milleti zora sokan kim varsa babamın oldu olsa Hazretel adaletiyle yapılması gerekir ve en büyük cezaların verilmesi gerekir. Ama bunu yaparken de yandaşçılık yapıp da işte diğerini mesela atıyorum bir gariban arkadaş demiş ki esnafımız ben demiş malımı koruyayım. Çünkü o satamayacak satsa da zarar edecek ama batacak. Batmayayım diye malını korumuş. O stokçu değil. Ama stokçu elinde parası olup önceden toparlayıp zamların geleceğini bilip işte araba stok edip arabanın fiyatını yükselten küçük esnafımızı, kobilerimizi desteklersek bu krizden çok çabuk bir şekilde çıkarız. Artı doların önüne geçilemiyor. E, freni boşalmış kamyon gibi aldı başını gidiyor. E, bugün dolar 17.60, 17.70 civarlarında 18 .80, 17.80'de uyandık. 20'yi geçti euro. Yani millet burada ne yapacağını bilemiyor. O yüzden e, biz bunun bir anel önüne geçip e, Erken seçim ilan edilip halkımıza bir güven ortamı oluşmasını istiyoruz. Biz bunu AK Parti gitsin, değişsin ya da Recep Tayyip Erdoğan iktidardan düşsün diye istemiyoruz. Biz şu an halkımızın bir çektiği sıkıntı var. Problem var. Bu problem çözülmesi için de en kısa yol seçim açıklamasıdır. 6 ay sonra seçim var deyin ya lütfen artık insanlarımızı... E, belirsizlikten kurtarın 6 ay sonra seçim var seçim yapıyoruz deyin de bu millete bir güven ortamı oluşturun İhracatımızda güven ortamı oluşturun ithalatımızda güven ortamı oluşturun milletimize güven ortamı oluşturun yarın bakkala giderken 5 liraya aldığı ekmeği ekmek diyorum ekmek o kadar şey değil ekmeği abartmalarına gerek yok Kayseri'mizde Allah'a çok şükür ekmeklerimiz normal Bir buçuk lira da olsa 2 lira da biz kesinlikle Kayseri'de ne su ekmek kıtlığı çeker hiçbir şekilde bunu felaket helalli yapmaya da gerek yok fırıncılar da kazanacak bakkal da kazanacak yiyen de e, ucuz yiyecek ama bunun bir mantığı olması lazım. E şimdi biz diyoruz ki seçim açıklanırsa güven ortamı oluşur ve vatandaş artık önünü görebilir. Ondan dolayı seçim istiyoruz biz. Yoksa biz kalkıp da keyfimizden seçim istemiyoruz. Artı artık bu siyasiler yani bu kavga dilini bırakıp oturup ülkenin gündeminde neler yapabiliriz bir oturup kendi tıraşlarını gözler önüne alıp yapmaları lazım. Vatandaş eziliyor, vatandaş eziliyor, vatandaş eziliyor. Yani yükseklerde insanlar birbiriyle çatışırken menfaati için alçaktaki insanlar, alt gelirli gruptaki insanlar bunların altında eziliyor. Yazık değil mi yani? Bir sürü intiharlar oluşuyor. İntiharlar neden oluşuyor? Geçim kaygısı, boşanmalar artıyor. İnsan kendini çıkıp binadan aşağı atıyor. Bir gün başka bir kaç tane intihar duyduk Kayseri'de son zamanlarda. Türkiye genelinde kaç tane duyduk. Yazıktır, günahtır. Yani bu da bir kul hakkıdır. O yüzden acilen seçim, acilen seçim, acilen seçim diyoruz. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'a biraz daha kulak verirlerse Türkiye çözüm önerilerini biraz daha dinlerlerse gerçekten ne kadar ferasetli olduğunu ve ne kadar çözüm önerilerinin olduğunu göreceklerdir. Ben bakıyorum. Hiçbir siyasetçide çözüm önerisi yok. Sadece karalamayla, sadece e, o gitsin de kim gelirse gelsin demeyle yapıyor. Yağmurdan kaçarken dolaya tutulmayın. Biz onu diyoruz. Yani <laughs> Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti insin de kim gelirse gelsin diyenlere söylüyorum. Yağmurdan kaçarken dolaya tutulmayın. Her zaman için ne derler? Gelen gideni aratır. Öyle yapmayın. Geleni gideni aratmayın. Seçin. Bakın kim varsa onu seçin. Kim var dediğinizde de biz diyoruz ki yeniden refah partisi var. Hani dedim ya boş, freni boşalmış kamyon. Şu an Türkiye biz hadi iki yıl önce söylediğimiz söylemlere geldik. Freni boşalmış kamyon gibi Türkiye şu anda gidiyor. Karşı rampasına girin, yeniden refah partisine girin. İnşallah kaza yapmadan bu e, kamyonu hep birlikte kurtaralım. E, i̇nsanımız artık sabır sınırının sonuna geldi. Seçim ilan edildiği zaman inşallah güven ortamını oluşur ve diyoruz ki seçimde de yeniden Refah Partisi'ni seçer. Çoluğuna, çocuğuna, evine, annesine, babasına götüreceği her ekmeği, her şeyi hesap etmeden alıp alıp götürür. Alıp alıp götürür. Bolluk, bereket, refah içerisinde yaşamaya başlar ve Erbakan'a önceki dönemde Erbakan hocamıza edilen dualar gibi hala ekmeğini yiyoruz dediği gibi bu sefer de Fatih Erbakan'a dua edilecek inşallah. Biz buradan e, halkımıza selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak Fatih Erbakan Genel Başkanımızın açıklamalarını, izlemelerini ve bize akın akın gelenlerden olmalarını istiyoruz. CHP isterse 15 gün burada dursun yine söylüyoruz. Bizim yaptığımız iki günlük program hepsine bedeldir. Biz gördük ki burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kayseri'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz eskisi gibi olmayacağının garantisini vererek gümbür gümbür kadrolarımızda hızlı bir şekilde geliyoruz. Hani diyor ya geliyor gelmekte olan diye. Bu geliyor gelmekte olanı kesinlikle bak çaldılar onlar. Onların sloganı değil o. O bizim ge 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 önceki pa hocamız döneminden beri söylediğimiz geliyor gelmekte olan bizim sloganımız. Çalmasınlar yani. Onların şey değil. Bizim sloganımızdır o. Artı bakıyoruz partilere biz önce dedi ki burada gelecek var dedik. Gelecek Partisi kuruldu gitti. Dedi ki Türkiye'de gelecek var. Yani başka bir şey yok. Dediğim gibi taklitçi zihniyet. Teşekkürler. Saygılar sunuyorum halkımıza. İnşallah bizi takip etmeye devam etsinler. Biz halkımızı seviyoruz. Biz Kayseri'yi seviyoruz. Biz Kayseri'yi özellikle diyoruz ki artık genç, dinamik ve vizyoner kişilere teslim etme zamanı. Ülkeyi de genç, dinamik Fatih Erbakan'a vizyoner bir şekilde genel başkanımıza teslim etme zamanının geldiğini düşünüyoruz ve inşallah Geliyoruz 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 diyor.